Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle tüy desenli güzel bir yazma var. Pembe ve sarı renk ağırlıklı. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel bir model hazırladım yine. Oyama başlamadan önce yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Onu göstermek istiyorum. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı öğrenmek isterseniz eğer YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak benim detaylarımı anlattığım videomu bulabilirsiniz. Bu yazmamı da iki zincirle tığladım. Şimdiye kadarki tüm yazmalarımı da hep iki zincirle tığlamıştım. Hemen iplerimi göstermek istiyorum. Bugün deneyeceğim sıralı model için seçtiğim ipim, yazmamın kenarlarında tığladığım ipim Altın Başak marka 2 numara yeşil. Üzerine de yine Altın Başak marka 139 numara sarı ipimi kullanacağım arkadaşlar. Sıralı bir model gösteriyorum. Siz de dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Hemen çimenimle başlamak istiyorum. Yeşil ipimle ilk sıra için ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Şöyle tığ battının altından ipimi tutturdum sık iğne ile. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battının altından giriyorum. Bu şekilde üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Burada yine aynı kullandığım tığ battıya geliyorum ve trabzan yapacağım. İkişer ikişer çıkarak 2 çıktım, 2 çıktım. Üstüne burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 zincirimle geri dönüyorum. Yaptığım trabzanımın önünden sık iğne ile kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir tane daha sık iğne yapıyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinciyi yine kullandığım, en son kullandığım tığ battının altından girerek yaptım. Buradan 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battının altına. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battının altına. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battının altına girdim. Bunu yaptım. 3 tane yapıyorum. 3 tane yaptığımda yine aynı çimi tekrar edeceğim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı kullandığım tığ battıdan tekrar giriyorum. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yanından trabzanın önünden gireceğim. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı sık iğnemi yaptım. Yedinciyi yine en son kullandığım tığ battıdan yapıyorum. Böyle oluyor. Biraz daha netleştirelim. Görüntüsü daha güzel olabilir mi diye bakıyorum. Bu şekilde. Üstüne yine 1, 2, 3 zincir. Bir sonrakinden tutturdum. 1, 2, 3 zincir. Bir sonrakinden tutturdum. 1, 2, 3 zincir. Bir sonrakinden tutturdum. Üstüne de 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Kendi yuvasına geldim. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bu birinci sık iğnem. İkinci sık iğnem. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Hemen aynı tığ battının altından da tutturuyorum. Şöyle göstereyim yaptığım kısmı arkadaşlar. Bu düzende yaparsanız verdiğim sayılarla oyamızın üst kısmında gayet güzel yerleşiyor. Hemen ben bunu biraz arttıracağım. Birkaç tane daha yapayım. Sonra üst kısmı süslemesiyle birlikte devam ederiz. Ben çimenimi birazcık arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Yazmamızın kenarını bir tur dolanıyoruz. Daha sonrasında da üst kısmı yapılması gerekiyor. Kolay bir model. Hemen ikinci sıradan yapılışıyla devam edelim. Sarı ipimle yapacağım ikinci sırayı. İlmeğimi oluşturuyorum önce. Geldim. Hemen yaptığım çimenlerin ilkinde
Uç kısımda 5 tane zincir çekip küçük bir yuva bırakmıştım. Buradan sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Bu şekilde. Bunun üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. 10 zincirimin önünden geçiyorum, içinden geçiyorum. İlmek oluşturuyorum bu şekilde. 2 tane oldu şu anda tığımın üstünde. 15 olacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane ilmeğimi topladım. Tığımın üstündeki görüntü bu şekilde oluyor. Hepsini birden çıkıyorum. Düğümlüyorum sıkı bir şekilde. Ve yine aynı kendi yuvasına sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir örümcek yapıyorum diğer tepeye ulaşmak için. Örümceğim çok büyük de olmamalı, çok küçük de olmamalı. Bir deneyin. Örümceğin boyunu ayarlayın. Daha sonra diğer tepeden 5 zincir çektiğim yuvadan giriyorum sık iğneyle. Benim örümceğim biraz büyük olmuş. Bunu biraz küçülteceğim. Hemen diğer tepeden tutturdum. Burada da yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 10 zincirimin önünden geçiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane yaptım. Hepsini birden topluyorum, düğümlüyorum ve yine kendi yuvasına tutturuyorum. Burada şimdi örümcek yapacağız. Ondan önce bir tane zincir çekiyorum sıkıca. Örümceğim sonra gevşeklik yapmasın diye. Yine örümceğimi yaptım. Bir sonraki dalımın ucunda yine 5 zincir çekerek küçük bir yuva bırakmıştım. Buraya sık iğne ile giriyorum. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Tığımda kalan ilmeğim birinci ilmek diye düşünüyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15. Hepsini birden topladım, düğümledim yine ve yine aynı dalımın ucundan tutturuyorum. Üstüne yine sık iğnemi yapıyorum. Pardon, sımsıkı zincirimi çekiyorum. Ve örümceğimi yapıyorum. Diğer dalımın ucundan da yine sık iğne ile tutturdum. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Ben hemen geri kalan çimenimi de tamamlamak istiyorum. Ütüleyip göstereceğim size son halini. Şöyle devam ediyor. Kullanımı çok rahat bir model oluyor bittiği zaman. Ben oyamın diğer kısmını da tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Hem sıralı bir oya oldu hem de böyle düzgünce ilerliyor. Fıstık oyası seviyorsanız, sıralı kolay bir model arıyorum diyorsanız bu oyayı düşünebilirsiniz. Verdiğim sayılarla yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı olacaktır. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da, oyanım sayfamda var. Oradan bakabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanların
Hepsinin ellerine sağlık. Herkes yapsın, güzel günlerde kullansın.